Selamlar arkadaşlar. Bu videomda sizlere Trevenant filmi doğru telaffuz edebildiysem yani Diriliş filmi hakkında konuşacağım. Başrolünü Leonardo DiCaprio'nun oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Bir filmde bayağı bir oldu izleyeli. Gayet de ödüllü bir filmdi onu da yanlış hatırlamıyorsam. Çok da güzel bir filmdi. Ben de çok beğendim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar bu filmi ben 4 kategoride değerlendireceğim. Kategorilerimi söyleyeyim. 1. Sürükleyici miydi? 2. Etkileyici miydi? 3. Diğer kategorisindeki filmlerden farkı neydi? 4. İzlemeye değer mi? Arkadaşlar, sürükleyici miydi diyecek olursanız ben hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Gayet sürükleyiciydi. Yani burada zorlu hayat koşullarından tutun arkadaşlar. Genel anlamda arkadaşlar çok sürükleyici bir filmdi. Aksiyon bulmuyor diyeceksiniz. Aksiyon da vardı. Ama duygusal sahneler de çok yoğunluklaydı arkadaşlar. Duygusal olan insanların ağlayabileceğini tahmin edebiliyorum. Ya genel anlamda arkadaşlar hayatın zorluklarını anlatan, o soğukta, o karda, zor durumda kalan arkadaşlarını çekmeye uğraşıyorlardı. Yaralı arkadaşlarını. Yani arkadaşlar çok yani başka bir film. Bir başyapıt arkadaşlar. Hatta onu geride bırakmışlardı. Fazla spoiler vermek istemiyorum. Etkileyici miydi? Sürükleyici miydi? 10 üzerinden puan verecektim pardon. 10 üzerinden sürükleyici miydi konusunda vereceğim puanım arkadaşlar benim 9 arkadaşlar. Çok çok daha fazlasına gidiyor ama ben 9 puan verdim arkadaşlar. Etkileyici miydi? Etkileyicilik konusunda arkadaşlar ben şahsen etkilendim filmden arkadaşlar. Etkilendim dedim şöyle etkilendim. Filmi takdir ettim arkadaşlar. Gayet güzel yapılmış bir filmdi arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar etkileyici konusunu fazla konuşmaya gerek yok. Zaten sürükleyici olan bir şey bana göre etkileyicilikle sürükleyicilik birbiriyle bağlantılı, doğru orantılı olan şeyler bir nevi. O yüzden etkileyici miydi konusuna da yine 9 puan vermek istiyorum arkadaşlar. Diğer kategorisindeki filmlerinden farkı nedir? Hayatta kalma kategorisi hakkında değerlendiriyorum arkadaşlar ben bunu bir nevi. Çünkü Leonardo DiCaprio'nun hayatta kalmasını da anlatan bir film arkadaşlar. O zorlu yaşam koşullarını anlatan bir film arkadaşlar. Yaralı arkadaşının arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam parayla geride bıraktıydı sanırım birisine. Yani o zorlu hayat koşullarını arkadaşlar anlatan bir film genel anlamda bu film arkadaşlar. Gerçekçi bir film diyebilirim. Yani bu konuda kategorisindeki filmlerden farklı olarak. Dediğim gibi daha gerçekçiydi. Zaten kategorisindeki filmler yani çoğu filmin süresinde arkadaşlar 1,5 saat civarı. Bu film 2 saat 36 dakika. Şimdi bakıyorum burada. Yani daha uzun bir film, daha sürükleyici bir film kategorisindeki filmlerden farklı olarak. Yani buradan 2 belki 3 bir fark sayılabilir. Belki daha da fazla sayılabilir. O yüzden diğer kategorisindeki filmlerden farkı neydi? Yani çok farklı mıydı? Diyecek olursanız ben de buna 10 üzerinden 8 puan vermek istiyorum arkadaşlar. Son olarak izlemeye değer mi? Arkadaşlar izlemeye değer mi konusuna gelecek olursak bu kişiden kişiye değişebilen bir kavram. Çünkü ben zevk almışımdır filmden. Siz zevk almayabilirsiniz. Bu zevkler ve renkler tartışılmayacak bir konu arkadaşlar bana göre. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu yüzden 10 üzerinden 6 vereceğim. Çünkü 10 üzerinden yüksek puan verirsem izleyenleriniz olacaktır, beğenmeyenleriniz olacaktır. 10 üzerinden pardon 9 verdin veya 10 verdin veya 8 verdin. Biz pek beğenmedik diyenleriniz illaki olacaktır. O yüzden 10 üzerinden 6 vereceğim yarı yarıya yakın. Umarım güzel video olmuştur arkadaşlar. Genel anlamda aldığı puana gelecek olursak 9, 18, 26, 32 puan aldı arkadaşlar 40 üzerinden. Çok daha bana göre fazlalarını hak ediyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.